Diyabet, barışık olunması gereken nazlı bir hastalık. Aldığınız besinlerin türlerine dikkat etmeniz çok önemli. Diyabetliler hangi meyveleri tüketmeli veya hangilerinden kaçınmamız gerekiyor? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diyabet veya şeker hastalığı, pankreasın yeteri kadar insülin salgılayamaması ve yeterli derecede insülin kullanamaması sonucu oluşan bir hastalıktır. Tam olarak iyileşmenin görülmediği bu hastalık bir ömür boyu devam eder. Hastalığa bağlı oluşması muhtemel bazı sorunlar önlenebilir veya geciktirilebilir. Uygun bir diyet programıyla hastalıkla barışık yaşayabilirsiniz. Hazır gıdalardan uzak durarak annelerinizin yemeklerine dönmeniz gerekiyor. Evet, bu videomuzda diyabete uygun beslenme önerilerini ve tüketilmemesi gereken besinler hangileri bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle diyabet, şeker hastası olan kişiler nelere dikkat etmeliler? Şeker hastaları öncelikle düzenli egzersiz yapmalı. Egzersiz ve spor, kan şekerinin kontrol altına alınmasını sağlar. Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırarak kilonun kontrol altına alınmasına katkı sağlar. Kan yağlarının miktarını düşürür. Aşırı egzersiz ve spor, şeker hastaları için tehlike arz eder. Ağır tempoda yürümek, merdiven inip çıkmak bir egzersizdir, idealdir. Yüksek kolesterol içeren gıdalar ya az tüketilmeli ya da kaçınılmalı. Günlük 200 mg'dan fazla kolesterol almamayı hedefleyin. Bir günde 2.3 gram'dan az sodyum almayı hedefleyin. Günde 3 gram'dan fazla tuz tüketmemeye gayret gösterin. Bununla birlikte aynı zamanda hipertansiyonunuz varsa günde 1.5 gram'dan az sodyum almalısınız. Yemeklerinizi evde yemeye gayret edin ve mümkünse kendiniz hazırlayın. Dışarıda yiyeceğiniz bir öğün diyetinizi bozabilir. Günlük kalori alımına çok dikkat edin. Her gün aynı yüzeyde kalori almalısınız. Farklı oranlarda kalori alımı kan şekeri dengenizi bozabilir. Atıştırmalık olarak ceviz ve badem gibi kuru yemişleri tercih etmeye dikkat edin. 1 kilo sebze yemeği için en fazla 2 yemek kaşığı yağ kullanın. Çay ve kahvelerinizi yemekten en az 1 saat sonra için. Günde en fazla 2 kahve veya 3-4 bardak açık çaydan fazlasını tüketmeyin. Şeker oranı yüksek meyveler yerine ekşi meyveler yemeyi tercih edin. Ve şimdi diyabet hastaları hangi meyvelerden uzak durmalı? Bunun cevabına geçelim. Üzüm. Üzümler hafızayı güçlendirirken içinde bulundurduğu fazla şeker miktarı sebebiyle diyabet hastalarının uzak durmaları gereken bir besindir. Karpuz. Karpuz kanı temizlerken aynı zamanda şekeri de yükselttiğinden şeker hastaları mutlaka uzak durmalı. Bal kabağı. Vücut direncini yükseltir. Bu yüzden uzak durmanız gerekiyor. Muz. Diyabet hastalarında vücuttaki şekeri yükselttiğinden dolayı mutlaka uzak durulması gereken meyvelerden bir başkası. Bakla. Bakla böbreklerimizi temizler ama vücudumuzdaki şeker miktarını %80 oranında yükseltir. Bu yüzden uzak durmakta fayda var. Meyve suyu. Meyveler sıkıldığında şeker oranı çok daha fazla artar. Bu yüzden meyveleri tükettiğinizde postal olarak tüketmek çok daha sağlıklıdır. Bal. Vücudumuza çok fazla faydası olur balın ama reçel, pekmez, marmalet, çikolata, dondurma ve tatlılar tüketilmemeye çalışılmalı. Ayrıca paketli ürünler, bisküviler, jelibonlar uzak durmamız gereken bir başka yiyeceklerdir. Beyaz ekmek. Şeker hastaları beyaz ekmekten mutlaka uzak durmaları gerekir. Beyaz un içeren pasta, börek, kek gibi hamur işi gıdalardan da kesinlikle uzak durun. Yemeniz gereken tahıllı ekmeklerdir. Beyaz pirinç. Beyaz pirinç ve beyaz makarna vücutta şeker gibi davranırlar. Bu yüzden vücudumuza zararı vardır. Dikkat etmekte fayda var. Patates. Diyabet hastaları patatesten uzak dursunlar çünkü şeker hastalarına yarardan çok zarar sağlayabilir. Tam yağlı süt ve süt ürünleri.
tam yağlı süt ve süt ürünleri insülin direncini azaltır, yarım yağlı veya yağsız olanlarını tercih etmeniz önemli. İşlenmiş et. Salam, sosis, sucuk gibi ürünler büyük oranda doymuş yağ içerirler. Bu yüzden diyabet hastalarının dikkat etmesi gerekir. Kızartma. Patates, havuç, patlıcan gibi kızartmalar yağlı kalori olduğundan mutlaka uzak durmanız gerekiyor. Peki şeker hastalığına ne iyi gelir? Kan şekerini normal seviyede tutmak, diyabet hastalarının daha iyi bir hayat yaşamasına olanak sağlayacaktır. Bunun için de sağlıklı bir beslenmenin yanında düzenli ve ideal bir egzersiz programı oluşturmanız gerekiyor. Ağızdan alınacak antidiyabetik ilaçların yanında insülin tedavisi de şeker hastalığına iyi gelenler arasındadır. Kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten şeker ya da şeker içeren ürünlerin tüketimini azaltmak ya da tamamen kesmek gerekiyor. Fazla kilo ve şeker kullanımı şeker hastalığı neden olur sorusunun en büyük cevabıdır. Kilo alımına sebep olan yağlı ve şekerli, asitli ve alkollü yiyecekler ya da içeceklerin tüketimine son vermelisiniz. Unutmayın, şeker hastalığı beslenmeyle çok fazla ilişkilidir. Peki şeker hastalığının tedavisi nasıl olur? Diyabet tedavisinin amacı, hasta kişinin kanındaki şekeri güvenli olan sınıra sabitlemek ve yan etki yani komplikasyon ihtimalini azaltıp şeker hastasının günlük yapması gereken işlerde yardımcı olmaya çalışmaktır. Şeker hastalığı tedavisi için başlangıçta hastalara düzenli ve ölçülü bir şekilde doktor kontrolünde egzersiz önerilir. Bunun yanında varsa kilo kaybı sağlamaya çalışılır. Kandaki şeker seviyesini kontrol edebilmek için bazı haplar kullanılmaya başlanır. Tip 1, diyabet hastaları için yapılan tek kontrol yöntemi, insülin hormonunu dışarıdan vücuda enjeksiyon yöntemiyle almaktır. Doktorun belirlemiş olduğu saatlerde doğru ve düzenli bir biçimde bu enjeksiyonları tamamlamak, diyabet hastasını tedavi etmez. Ancak kişinin hayat kalitesinde iyi derecede bir artış sağlamasına sebep olur. Bir diğer tip olan tip 2 hastaları için bu insülin enjeksiyonları çoğu zaman verilmemektedir. Tip 2 diyabet hastaları için antidiyabetik ilaçlar verilir. Bu sayede şeker hastalığı tedavisi başlamış olur ve kan şekerini uygun düzeye getirmeye çalışılır. Bunların dışında dengeli, düzenli ve sağlıklı beslenerek de kan şekeri seviyesini uygun seviyelere çekebilirsiniz. Bunun için doktorunuzdan kendinize özel beslenme ya da diyet listesi edinebilirsiniz. Alkol ya da sigara kullanımınız varsa acilen son verin. Şeker hastaları bunlara çok dikkat etmeli. Ve şimdi de gelelim şeker hastaları neleri yiyebilirler? Kuru yemişler. Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuru yemişler, dengeli tüketildiği takdirde kan şekerleri kontrolünde kolaylaştırır. Balık. En sağlıklı protein kaynaklarından biridir. Omega 3 deposudur. Diyabet hastaları mutlaka tüketmeli. Kırmızı meyveler. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposu olan kırmızı meyveler insülin üretmeye yardımcı olurlar. Kıvırcık lahana. Brokoli gibi kıvırcık lahanada çok düşük karbonhidrat değerine sahip olmasından dolayı kullanmanız önemlidir. Avokado. Omega 3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları için anahtar besinlerden biridir. Yoğurt, Türk mutfağının vazgeçilmez yiyeceklerinden birisidir. Yüksek miktarda kalsiyum vardır, bu yüzden şeker hastaları tüketmeli. Çay, uzmanlar şekersiz olmak kaydıyla yeşil çay ya da siyah çayın her gün tüketilmesi gerektiğini söylemektedirler. Ama dikkat etmeniz gereken içinde şeker olmamalı. Keten tohumu. Sağlıklı yağ, lif ve protein deposu olan keten tohumu diyabetle savaş için önemli besinlerden biridir. Elma. Elmalar kolesterol ve kalp rahatsızlığı yaşayanlar için aranan besinlerden biridir. Kan şekerini dengeler. Sarımsak. Sarımsak kanser riskinizi azaltır, kolesterolü dengeler ve kan basıncınızı düzene sokar. Ispanak.
lifli yeşil yaprakları sayesinde diyabet hastaları için uzmanlar tarafından önerilen bir besindir. Bitter çikolata. Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata, zengin antioksidan kaynağı olması nedeniyle insülin direncini azaltmaya yardımcı olur. Kuşkonmaz. Evet, Türk mutfağında kendini yeni yeni yer edinmeye çalışan kuşkonmaz, insülin üretimini artırdığı için özellikle tip 2 diyabet hastaları için önerilmektedir. Tarçın. Tatlı ihtiyacını giderebilecek iyi bir baharattır. Araştırmacılar, tarçının kan şekerini dengelediğini ifade ediyorlar. Yulaf, lif deposudur. Şekerin içindeki yüksek karbonhidratı dengeleme konusunda uzmandır. Tatlı patates. Patatesin aksine tatlı patates insülin direncini azaltır ve kolesterolü düşürür. Baklagiller. Lif deposu olan baklagiller sadece diyabet hastalarının değil aslında herkesin haftada en az 2 defa tüketmesi gereken besin grupları arasında yer almaktadır. Brokoli. Diyabet hastalar için var olan bir sebze demek hiç de yanlış olmaz. Diyabetle doğal olarak savaşan bu sebze kan şekerini dengeler. Evet, başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.